Selamlar pek saygılı solcularım, pek sevgili milliyetçilerim. Şaka baka bu videonun yine bir siyasi değeri yok. Daha önce Memleket Partisi'ne, Mansur Yavaş'a bir de yerli otomobile yapmıştık. Tabi o ne kadar siyasi sayılır bilmiyorum ama. Genel olarak onlarca videom var böyle. Logoyu gördükten sonra dur şuna bir intro yapayım dediğim. Şimdi de ana sayfada geziyordum böyle Ümit Özdağ ve Zafer Partisi adında böyle bir video gördüm. Dedim dur lan bunun logosuyla bir intro yapalım. Aynı diğer Mansur Yavaş, Memleket Partisi neyse artık. O videolarda yaptığım gibi şimdi hızlıca bir intro yapacağım kankalar. Ama bu Memleket Partisi'ndeki tekniğime çok benzeyecek çünkü hızlı yapmak istiyorum. Hatta YouTube kanalımın katıl abonesi olursanız kanalımdaki topluluk bölümünden de proje dosyasını indirip kendi logonuzda kullanabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. Zafer Partisi'nin sitesinden böyle logo ve arka planın olduğu bir proje indirdim. After Effects'te de sağ tıklayıp Import File dedikten sonra Zafer Partisi PSD'ye atıyorum kankalar. Buradan Composition ve Editable Layer Style seçiyorum çünkü katman katman görmek istiyorum. Zaten iki katman var. Şimdi yeni bir proje açıyorum. Zafer Partisi 1920'ye 1080 25 kare 10 saniyelik bir proje. Okey dedik. Zafer Partisi Layers isimli katmandan arka planımızı çektik attık. Logomuzu çektik attık. Logoya sağ tıklayıp Transform'dan Fit to Comp yapıyoruz 3. seçenekle ve bu şekilde logoyu ortaladık. Şimdi logoya sağ tıklayıp Pre-compose yapıyorum. Logo Move all attributes into the new composition dedik. Okey. Ne yaptık? Logoyu bir kompozisyon içerisine attık ve onu da sağ tıklayıp yine Pre-compose yapıyorum. Logo animasyonu. Şimdi logo animasyonunun içinde rahat rahat takılabilirim. Girdim. Şimdi en sol alttaki seçeneği açıyorum. Expander Collapse Layer Switch Panel. Şimdi açtıktan sonra burada 3 tane seçenek oluyor. Kankalar burada 3D efektini açın. 3D efektini açtıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek çünkü ayarlarıyla oynayacağız. 3 boyutlu bir katman haline getirdik. Şimdi logomuzun Z koordinatını 50 yapıyoruz. Şimdi Ctrl D yaptım. Bunu biraz ileri çektim ve P'ye basıp 48 yapıyorum. Şimdi burada çok güzel bir taktiğimiz var. Ne bu? Şimdi 48 yaptık ya, bunu kankalar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ctrl D bir frame yana çek. 46, 44, 42, 40. Şimdi hepsinin katmanına tıklayıp P'ye basıyorum. Şimdi 48 ya. 46, 44, 42. 2 düşürerek gidiyorum. Neden olduğunu anlatacağım. Şimdi kankalar 0'a kadar gitti ya, 0'dan 46 olana, yani son 2'yi seçmeden hepsini seçip Ctrl ile Shift D yapıyorum. Sonra hepsini sildikten sonra kankalar 1 frame yana, 2 frame yana, 3 frame yana hepsini açıyorum. Şimdi bebişkolarım ne yaptık biliyor musunuz? Aslında bu şekilde bir üçgen. Güzel durdu lan, piramit gibi. Ne yapıyoruz, neye mutlu oluyoruz? Allah'ım yarabbim, harbi çıldıracağım ya. Kankalar şimdi bu üçgenle aslında biz bir animasyon yaptık. Nasıl mı? Buradan mesela atıyorum custom view'e geldiğinde anlayacaksın bak. Gördün mü? Böyle içeri doğru açılıp geri giren bir animasyon yaptık. Gayet güzel. Tekrar normal aktif kameramıza gelelim. Şimdi animasyon yapacağız. Şimdi 2.20'den sonra normal rengine dönmesini istiyoruz. 2.20'ye geldik. Şimdi Ctrl ile D yapıyorum. İkinci logoyu kopyaladım ya. Bunu ilk önce beyaz yapalım. T'ye basalım abi. 2.10'dan 2.20'ye kadar böyle normal geçişe dönsün bak. Böyle. Hop. Normal logoya dönecek. O da ne yapacak bize? Normal beyazda başladı. Beyazda animasyonumuzu yaptı. Ve animasyon bittikten sonra rengi normale döndü. Şimdi bir tane boş yere sağ tıklayıp New Adjustment Layer açalım. Adjustment Layer neydi? Ayarlama katmanı. Yani Adjustment Layer'ı açacağım, her şeyi altı etkileyecek, anladın mı? Efektlere geldim. Bevel Alpha'yı çekip Adjustment Layer'ı attım. Bütün logolarıma Bevel Alpha seçeneğini ekledim. Bak bu şekilde. Bunu mesela 5 yaptığımda gördüğünüz gibi böyle bir gölge oluyor. 3 yaptığımda şöyle bir gölge oluyor. 2 güzel. Şimdi bir tane sağ tıklayıp New Kamera diyoruz. Kamera yazalım ismine de. Kamera dedikten sonra buradan alan derinliğini işaretleyin abi. Alan derinliğini işaretledikten sonra ayarlar bu şekilde kalsın. Sağ tıklayalım bu kameraya da bir tane. Nerede lan ayarı? Ha, kamera. Orbit Null. Orbit Null kameramızı ayarlayabileceğimiz bir null açar abi. Transform'a geldik abi. Artık bak bu şekilde Zafer Partisi'ni görebiliriz. Mesela böyle bir gördük ya. Scale'a bir nokta bırakın. X'e bir nokta bırakın falan. Tamam, gayet güzel. En başta bu şekilde başlasın. Üçüncü saniyeler dedi, gelin reset deyin. Reset. Reset deyin. Böyle başlar, animasyonu yapar ve böyle gelir. Tamam. İleride bir tane, iki tane böyle, ikisine de nokta bırakın. Böyle tutun. Noktaları biraz geri çekin. Burası hızlı hareket etsin. Ne oldu? Bakın başa bir nokta bıraktık. İlerlerken animasyon oldu. Ve sonra animasyon geri düştüğünde normal rengine geldi ve normal renginde durdu. Çok basit bir animasyon. Animasyonlarımız biraz beyaz kaldı. Bunlara da drop shadow ekleyelim.
İlk baştakine mesela ekleyelim Drop Shadow'u. Drop Shadow'u attıktan sonra distance'i 1 olsun, softness'ı 1 olsun. Kapatıp açtığınızda böyle bir karanlık yapıyor. Ctrl ile X yapın, hepsine yapıştırın abi. Ne oldu bakın, karanlık yaptı biraz daha. Buradan da tüm katmanların Motion Blur'unu açınca hareket bulanıklığı eklemiş olduk. Şimdi logo yaklaştığında bu animasyonu ilk önce kopyala, sağ tıkla abi FX'ten, Blur Sharp'ından Radial Fast Blur. Bu ne biliyor musun? Aslında dur, daha öncesinde bunu şöyle yapalım. Generate'den Fill yapalım. Fill'i de buradan gri yapalım. Bunu da aşağıya alırsak bakın bu şekilde bir gölge efekti yaptık. Gölge efektini biraz artıralım. Sonra ilk önce Center'ı şurada olsun. İleri gittiğinde sola gelsin. Sonra amount'u da bir nokta bıraktık. U'ya bastık. Şimdi kankalar amount'u 0 yapalım. Başlangıca da gidelim. 0 yapalım. Şimdi gölgeyi izlersek bakın animasyonla birlikte çıkıyor. Sonra sağa doğru gidiyor ve kayboluyor. Bakın bunu zaten daha önce Memleket Partisi'de çok benzerini yapmıştık. Şimdi şu logonun içinde oynatmak için bir tane ateş efekti var mı bilgisayarda? Fire diye aratayım. Buradan da videolar diyeyim. Daha önce kullandığım bir ateş efektini koyayım. Videodan sonra zaten değiştiririm. Mesela bunu video içerisinde oynatmak istiyoruz. Mesela şurada video içerisinde bunu oynatmak istiyoruz. Buradan ortadaki tuşa geliyoruz. Expander, Collapse, Transfer, Kontrol paneli. Şimdi ateş efekti burada dursun abi. Bakın böyle dursun. Logo animasyonu Ctrl D yapıp üste atıyoruz. Ateş efektinin üzerinde oluyor. Sonra Track Mat'tan ateş efektini Alpha Mat yapıp sonrasında da Add yapıp siyahlıklarını kaybediyoruz. Al işte. Üf. Tertemiz abi. Sonra da T'ye bastım. Opacity'si 100'den 0'a insin. Gayet tatlı durdu bence. Burayı da izlersek bakın animasyondan Zafer Partisi geliyor. Daha güzel bir ateş efekti bulunabilir mi? Bulunabilir ama şu an bu haliyle kullanılabilir kankalar. İstersek tabi olayın en başına gidip ikisine de mesela maske atıp sadece logoya bu animasyonu vermiş de olabiliriz. Bu şekilde. Çok hızlı şekilde yaptık kankalar. Arka plan zaten kırmızı. El animasyonu var böyle meşale tutan. Onu 3 boyutlu hale getirdik. Kamera animasyonu verdik. Uzaktan daha böyle açılır şekilde. Sonra bir de gölge animasyonu verdik. En sonda da ateş efekti koyduk. Ben size zaten bunun proje dosyasını çok düzenli bir şekilde ileteceğim kankalar. Düzenlemek isterseniz de hiç zorluk çekmeyeceksiniz biraderlerim, bropalarım. Şimdi videodan sonra da efektleri biraz toparlayacağım. Son halini izleyin bakayım. Bu şekilde kankilerim, kankitolarım, canlarım, ciğerlerim. Hızlıca bir intro yapmış olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu şekilde isteklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz ve öncelikle abone olabilirsiniz. Abone olursanız daha fazla çekerim. Instagram'dan ve TikTok'tan kısa eğitimlerimi de izleyebilirsiniz kankalar. Orada da bayağı bir 60 saniyelik dikey video eğitimler paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.